Merhaba sevgili İsviçre TV izleyicileri. Sokaklara çıktık. Şimdi Kreuzlingen'deyiz. Türk arıyoruz. Bakalım. Merhaba. Merhaba. İsminiz? Pembe. Evet, Türk bulduk sonunda. Birkaç sorum var. Vaktiniz var mı? Tabii ki. Bizim Havadan Sudan diye yeni başlayan bir programımız var. Bununla ilgili sokağa çıktık. Böyle Türk avındayız ve bulduğumuz Türklere böyle birkaç soru soruyoruz. İlk sorum şu. Bir şeyin resmini çizmek isteseydiniz neyin resmini çizerdiniz? Galiba bir evin resmini çizerdim. Çünkü ev sıcaklık demek, sevgi demek, aile demek, hasret demek, birlik demek, beraberlik demek. Galiba bir evi çizebilseydim eğer bir evin resmini çizmek isterdim. Güzel cevap oldu. Ben de belki aynısını çizerdim. Peki düşünün ki size bir lotodan yüksek bir ikramiye çıktı. İlk satın almak istediğiniz ya da ilk yapmak istediğiniz şey ne olurdu? Yani hayatımdan memnun olduğum için şu an yani yaşam tarzımdan hiçbir şey satın almazdım galiba. Şimdi nasıl yaşıyorsam öyle yaşardım devam. Yani bir yat falan fena olmazdı ama değil mi? Ben sevmiyorum böyle fazla ne kadar çok eşyan olursa malın olursa o kadar çok sorumlulukların oluyor. O da bağlılık oluyor, özgürlük gidiyor. Yani galiba hiçbir şey satın almazdım. Aynen şimdi nasıl yaşıyorsam öyle devam yaşardım. Başıma fazla bela almayayım. Para çıkmış evet. Zaten bela olmuş başıma. Peki en sevdiğin sanatçı? Müzeyyen Senar'ı çok seviyorum. Üzüldüm yani Facebook'ta gördüm şu anda hastaymış. Çok üzüldüm. Yani onu bir emanet çok böyle güçlü bir kadın olarak görüyorum. Hem sesi hem bir Türk kadın olarak güçlü bir kadın olarak gördüğüm için en çok sevdiğim Türk sanatçısı şu anda Müzeyyen Senar. Tamam, o zaman buradan da sevenlerine saygılarımızı iletelim ve kendisine de geçmiş olsun diyelim. Teşekkür ederim katıldığın için. Görüşmek üzere. Sağ olun. Röportajlara devam ediyoruz sevgili İsviçre TV dinleyicileri. Are you Turk? Yes, I'm from Turkey. Aa, çok sevindim. Türk buldum, mutlu oldum falan. Merhaba, adını söyle. Merhaba, Alp. Adım Alp Ayar. İsviçre doğumluyum. 38 yaşındayım. Buradan bekarlara duyurulur mu diyorsunuz devamında da? Ben evliyim. Benim birkaç sorum olacak evet. Size. Bir şeyin resmini çizmek isteseydiniz neyin resmini çizerdiniz? Kesinlikle denizin resmini çizmek isterdim. Çünkü denize hasret kalıyorum. Hani gördüğünüz gibi burada İsviçre'de hava durumları da pek yani kendi adıma konuşuyorum. Bana pek uygun değil. Hani deniz özlemiyle hasretiyle yaşıyorum. Onun için denizin resmini çizmek isterdim. Göl yetmiyor mu? Hayır. Deniz kesinlikle. Aynen öyle. Tamam. Peki en sevdiğiniz sanatçı? En sevdiğim sanatçı yani birçok sanatçı var. Barış Manço, Fikret Kızılok, Bülent Ortaçgil gibi sanatçıları. Cem Karaca'yı yani daha doğrusu böyle Anadolu rock. Peki bir sorum daha var. Evet. Bu da lotodan büyük ikramiye kazandınız. İlk alacağınız ya da yapacağınız şey ne olurdu? Ya kesinlikle bir sahil kasabasında küçük bir ev ve küçük bir tekne alırdım. Tamam. O zaman resmini de çizmenize gerek kalmaz bu durumda. Aynen, aynen. Tamam, teşekkür ederim ben katıldığınız teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler, sağ olun. Evet, Türk avına devam ediyoruz. Biliyorsunuz kahverengi gözlü, siyah saçlı bir bayan var burada. Kesin Türktür diyorum ama gözleri yeşilmiş. Adınız? Benim adım Zuhalçay. İsviçre doğumluyum, 23 yaşındayım. Yani burada büyüdüm. Evet. Yani bugün pek şanslı günümdeyim sanırım. Ardı ardına 3 tane Türk buldum. Çok mutluyum. Birkaç sorum var. Vaktiniz tabii. Var mı? Bir şeyin resmini çizmek isteseydiniz neyin resmini çizerdiniz? İdolüm olarak Atatürk'ün resmini çizmek isterdim. Çok sevdiğim birisidir. Liderimizdir. Atamızdır. Yani onun sözleriyle, düşünceleriyle, fikirleriyle hareket ettiğimiz için onun resmini çizmek isterdim. Teşekkür ediyorum. Bir soru daha. Bir vaktiniz var sanırım. Var. En sevdiğiniz sanatçı? Selda Bağcan. Selda Bağcan. Peki. Evet. Bir sorum daha var. Tabii ki. Loto'da büyük ikramiyeyi kazansanız ilk yapmak istediğiniz şey ne olurdu? Benim ilk yapmak istediğim bir şey olmazdı. Çünkü para insanı değiştirir.
Ben hatta o parayı istemezdim bile. Alıp hayır kurumlarına bağışlamayın. Bana verin lütfen. Kazanırsanız. Olur, veririm. Yani şöyle bir şey var. Para insanın elinin kiridir. Hani bugün vardır, yarın yoktur. O yüzden pek güvenmememiz gerekiyor. Ben güvenmezdim. Hayatıma aynı şekilde devam eder. Tamam, o zaman buradan da İsviçre TV izleyicileri şahit olsun. Zuhal Hanım para kazanırsa bana verecek. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler diliyorum. Arkama dönüyorum ve Türk diyebileceğim sanki biri var burada. Kahverengi gözlü. Türk müsünüz? Ta kendisi. Tamam. Havadan Sudan programı için röportaj yapmak istiyoruz. Vaktiniz var mı? Var, buyurun. Teşekkür ederim. İsminizi öğrenebilir miyim? Erkan. Erkan Bey. Bir şeyin resmini çizmek isteseydiniz neyin resmini çizerdiniz? İnsan resmi. Yani portre olarak. Portre. Neden portre? Çok hoşuma gidiyor. Yani eğer öyle bir yeteneğim olmuş olsaydı insan resmini çizmeyi çok isterdim. Ama maalesef öyle bir yeteneğim yok. Ama çizenlere de imrenerek izliyorum, seyrediyorum. Peki en sevdiğiniz sanatçı? Ben fantazi, arabesk ve Türk halk müziği söyleyen genelde bütün sanatçıları beğeniyorum. Peki, son sorumu da sorayım. Ondan sonra da sizi rahat bırakalım. Loto'dan büyük bir ikramiye kazansanız satın alacağınız ya da yapacağınız ilk şey ne olurdu? Yanılmıyorsam ilk bir ev, yeni bir araba. Etrafımdaki muhtaç olan insanlara yardım etmek olurdu. Ben de bunlardanım. Siz de onlardansınız. Vallahi sizinle paylaşacağımı pek düşünmüyorum. Öyle bir şey söylersem yanlış söylemiş olurum. Yalan konuşmuş olurum. Tamam o zaman. Teşekkür ederim. Umarım size de çıkar. Teşekkür ederim. Her hafta oynuyorum. Çıktığı yok ama inşallah. Bakalım devam edeceğiz. Umarım siz devam edin. Çıkacaktır. Bu yolda devam edin. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler. Türk avındayım biliyorsunuz. Burada sanki bir Türk var gibi. Merhaba. Evet, %100. %100 Safkan Türk diyorsunuz. Tamam. İsminizi alabilir miyim? Benim adım Şengül Çay. Ben de Kreuzlingerliyim. Yani buralıyım. 1979 yılında geldim buraya. Tamam. Evet. Birkaç sorum var. Vaktiniz var mı? Var. Bir şeyin resmini çizmek isteseydiniz neyin resmini çizerdiniz? Ben de özgürlük derdim. Özgürlük. Özgürlük. Niye? Kilit altında mısınız? Yok, değiliz ama özgür olmak kadar güzel bir şey yok dünyada. Hani öyle bir şey varsa gelip yardım edebiliriz. Olur. Sorun değil. Olur. İlk etapta çağırırım sizleri. Tamam. Peki en sevdiğiniz sanatçı? Ben Selda Bağcan, Sevcan Orhan, bunları çok seviyorum ikisini. Tamam. Son bir sorum daha var. Ondan sonra bırakıyorum size. Loto'dan büyük ikramiye kazansaydınız, ilk satın almak istediğiniz ya da yapmak istediğiniz şey ne olurdu? Ben önce kendi çocuklarımın hani geleceğini kurtarıp ondan sonra geri kalanını da bağış yapmak isterdim. Bana bağışlayabilirsiniz. Size de bağışlarım. Tamam, ikincisini de bulduk. Sevgili izleyiciler, kayıt altında bunlar. Hanımefendi kazanırsa yarısını bana veriyor. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. İsminiz? İstek Erdoğan. Birkaç sorum var. Vaktiniz var mı? Evet. Bir şeyin resmini çizmek isteseydiniz neyin resmini çizerdiniz? Ben gökyüzü derim. Gökyüzü. Neden gökyüzü? Özgürlüktür, mavidir. Özgürlük. Evet. Peki en sevdiğiniz sanatçı? Yeni nesilden söylemek istiyorum. Ben Türk halk müziğini kendim de çok sevdiğim ve severek dinlediğim için Sevcan Orhan diyorum. Tamam. Peki son bir sorum daha var. Biraz önce röportajlarda sordum. Bakalım sizden nasıl bir cevap gelecek. Loto'da büyük ikramiyeyi kazandınız. İlk yapmak istediğiniz ya da satın almak istediğiniz şey ne olurdu? İlk yapmak istediğim, benim bir oğlum var ve benden uzakta yaşıyor şu anda. Ona ulaşabilmem için gerçi loto kazanmama da gerek yok ama eğer öyle bir şey olursa önce oğluma giderim diyorum. Biraz önce paraları direkt bana veren bir bayan vardı. Siz verir misiniz belli bir kısmını? Yarısı falan? Çıksın bir, ondan sonra tamam, düşünürüz. Paylaşırız, aramızda neden hallederiz. Olmasın? Tamam. Seve seve. Çok böyle sempatik çok sempatik kişilerle burada bugün karşılaştım. Parayı bulacağım izleyiciler, sevgili izleyiciler. Teşekkür ediyoruz kendisine. İyi günler diliyorum. Ben size teşekkür ediyorum. İyi günler. İyi günler.